Vito Corleone. Namı diğer Godfather. Sicilya'da başlayan ve ta New York'a kadar uzanan yaşamında hem zekasıyla hem yetenekleriyle hem de yeri geldiği zaman, gerektiği zaman acımasızlığıyla ön plana çıkan efsanevi mafya babası. New York'ta faaliyet gösteren mafya babaları başta olmak üzere pek çok büyük başın yer aldığı bir toplantıda herkesi tehdit edercesine "Oğlum Michael'ın başına yıldırım bile düşse buradaki nereden bilirim ve bu tarihsizliği affetmem" diyecek kadar korkusuz birisi. İşte bu korkusuz adamı, dağ gibi Vito Corleone'yi hayatta tedirgin eden tek kişi vardı. Kendisi için cehennemdeki şeytanı bile korkutup kaçırabilecek türde birisi. Yakıştırması yapılan bu adam Luca Brasi'den başkası değil. İlk Baba filminde Tom listede olmamasına rağmen Brasi görüşmek istiyor dediği zaman bu yüzden Vito'nun yüzünde bir hoşnutsuzluk belirmişti. He's not on the list, but Luca Brasi wants to see you. Vito'nun bu gerekli mi diye sormasının nedeni de buydu. This necessary? Vito Brasi ile görüşmekten tedirgin oluyordu. Gerçekten de Brasi çok uzun boylu olmasa da o yapılı bedeni ve gözlerine yansıyan o ölümcül karanlık, yani her şeyi bir tarafa bırakırsak Brasi'nin sadece dış görünüşü bile karşısındaki insanı tedirgin etmeye yetiyordu. Michael kız kardeşinin düğününde Kay ile konuşurken ona Brasi'nin hikayesinden bahseder. Michael? See that scary guy over there? Well, who is he? What's his name? His name is Luca Brasi. 15 yıl kadar önce der Mike ve devam eder. Bazı adamlar babamın zeytinyağı şirketine el koyup onu öldürmek istemişlerdi. Bunu başarıyorlarmış da. Ama Luca Brasi bunların peşine düşmüş. Tam 2 hafta süren av boyunca 6 kişiyi öldüren Brasi, ünlü yağ savaşlarının sona ermesini de sağlamıştı. Don Corleone. I am honored and grateful that you have invited me to your daughter's wedding. Brasi iki tane önemli özelliğiyle yeraltı dünyasına nam salmıştı. Brasi bazen yanına yardımcı alsa da cinayetleri kimsenin yardımı olmadan kendisi işliyordu. O kadar dikkatli birisiydi ki geride cinayet sonrasında hiçbir kanıt bırakmıyordu ve kendisinin bir şekilde suçlanmasını imkansız hale getiriyordu. 1933 Savaşı olarak isim verilen ve Vito'nun tüm ülke çapındaki saygınlığını yükselten, ayrıca Vito'yu önemli bir suç patronu haline getiren olaylarda da Brasi önemli bir rol üstlenmişti. Chicago'nun ünlü mafya şefi Al Capone, Vito'yu öldürtmek için New York'a iki tane tetikçi yollamıştı. Bunu haber alan Vito, Brasi'yi yanına çağırmış ve onları haklamasını isterken, içindeki tüm vahşeti istediğin gibi açığa çıkarabilirsin demişti ona. Brasi ise bu adamları tren istasyonunda kıskıvrak yakaladıktan sonra onların ayaklarını ve bacaklarını baltayla doğramıştı. Bu adamları kaçırdıkları ambarın zemini et parçalarıyla dolmuştu. Ama tüm bunların ötesinde yine Mike'tan öğrendiğimize göre Brasi'nin hiç kimsenin anlatmaya bile cesaret edemediği bir başka hikayesi daha vardı. Mike bir gün bu hikayenin tamamını ya da ne olduğunu Tom'a sorduğu zaman "bunu dinlemek için 100 yaşına gelmen gerek" cevabını almıştı. Mike bu hikayenin ne olduğunu ancak sürgün olarak gittiği Sicilya'da tesadüfen karşılaştığı Filomena adındaki bir yaşlı kadından öğrenecekti. Bu yaşlı kadın 30 yıl kadar önce New York'ta 10. caddede İtalyan kolonisinde ebe olarak çalışmıştı. Bir gün insanların çoktan uykuya daldığı geç bir saatte kapısı çalınmıştı. Kadın buna şaşırmadığını söyler çünkü ona göre bebekler bu günahkar dünyaya gözlerini açmak için genellikle geç saatleri tercih ederdi. Kadın kapıyı araladığı zaman karşısında dehşeti düşüren görünüşüyle Brasi görmüştü. İşte bu kadını yıllar sonra Sicilya'da Brasi'nin öldüğünü duyduktan sonra "dilerim ruhu sonsuza kadar cehennem ateşlerinde yanar" dedirtecek olay o gece gerçekleşecekti. Filomena bu korkunç adamla gitmekte biraz tereddüt göstermişti. Brasi ise cebinden bir tomar para çıkarmış ve bu ebeye sertçe kendisiyle gelmesini emretmişti. Sonunda Ford marka bir araca bindiler ve ahşap bir evin önüne geldiler. Evde başkaları da vardı. Kadını üst katta bulunan yatak odasına çıkardılar. Yatağın üzerinde kızıl saçlı ve muhtemelen İrlandalı çok güzel bir genç kız yatıyordu. Bu genç kız doğum yapmak üzereydi. Az sonra bebeğin doğumu gerçekleşmişti. Ama Brasi bebeğin babası olduğunu söyledikten sonra "bu ırktan kimsenin yaşamasını istemiyorum" demiş ve bebeği ebeye uzatmıştı. Daha sonra da "git bunu Bodrum'daki kazana at" demişti. Kadın 30 yıl sonra bile bu olayı Mike anlatırken dehşeti yaşar. Kudurmuş bir hayvan gibiydi der Brasi için.
Kadın çok cılız bir sesle bunu yapamayacağını söyler ama Brassi eline bir bıçak alır ve bunu yapmazsan boğazını keserim der ona. Kadın şeytani Brassi'nin o kapkara gözleri ve nefret dolu suratına bakar ve bu lanet adamın kendisini keserken gözünü bile kırpmayacağını tüm yüreğiyle hisseder. Yaptın mı diye sorar Mike. Kadın cevap veremez ama hayatta olduğuna göre bu sorunun yanıtı bellidir. Diğer taraftan Brassi bu canavarlığı yaparken henüz Vito için çalışmıyordu. Mike bir gün babasına Brassi gibi bir hayvanı nasıl kendisine bağladığını sorar. Gerçekten de bu şeytani adamın zalimliği kadar Don Corleone'ye olan sadakati de dinlere destandı. Vito bu tip adamlarla ilişki kurmanın püf noktası kendini bir şekilde bu dünyada onun öldürmek istemeyeceği tek adam haline getirmektir der. Bu durumda tek korkusu olur onun artık. Senin onu öldürebilecek tek kişi olmandan korkar. Evet, söylediğim üzere Godfather serisinde Don Corleone'nin bile görüşmekten tedirgin olduğu tek adam, eğer o yaşlı ebenin duası kabul olmuşsa ruhu cehennemde yanmakta olan Brassi'ydi.